19. konuşmayı Hak ve Adalet Partisi adına Genel Başkan Yiğit Zeki Öztürk yapacak. Beni dinlemek için televizyonların başında olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün sizlerin karşısına Milletvekili seçimi oy pusulasında 6. sırada yer alan Hak ve Adalet Partisi baş genel başkanı Yiğit Zeki Öztürk olarak niçin çıktığımı biliyor musunuz? Bu cennet ülkemde geçim sıkıntısı çeken halkım için esnafım, köylüm, yatırımcım, sanayicim için çıkıyorum. Senedini, çekini, prim borcunu ödeyemeyen, icralarda süründürülen, evini, bahçesini, tarlasını, traktörünü satan köylüm ve çiftçim için çıkıyorum. 25-30 yaşına gelmiş, iş, aş, ekmek bulamayan, hala ana baba eline muhtaç edilen gençlerimiz için çıkıyorum. Aile içi şiddet gören, geleceğinden emin olmayan kadınlarımız için çıkıyorum. Ülkemize 13 yılda bölme, parçalama, iç savaşı doğru sürükleyen, ülke topraklarını küresel emperyalist güçlere satan, peşkeş çeken ülkeme geleceği olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerini madenlerimizi, tesislerimizi, fabrikalarımızı, bankalarımızı, borsamızı, sigortamızı, limanlarımızı ve bu gibi tüm ekonomik değerlerimizi özelleştirme adı de altında yok eden pa yok pahasına sa satan yandaşlarına ve ihtilal kuvvetlerine, emperyalist güçlere, devletlere satan, peşkeş çeken, yok eden AK Parti iktidarı soygunla vurgununa dur demek için Yüce Türk Millet adına çıkıyorum. Bugün karşınıza Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımaktan, ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan, İstiklal Marşı'nı ve andımız okumaktan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümekten, Türkiye'de doğmaktan gurur duyan asil bir ailenin, asil bir Türk milletin evladı olarak, ve Cumhuriyet ve Atatürk çocuğu olarak ne mutlu Türk'üm diyene diyerek çıkıyorum. Aynı zamanda Türkiye'de idare edenlerden memnun olmayan bir Türk vatandaşı olarak da çıkıyorum. Atatürk'e atasına dinli ve etnik kökenli Çanakkale'de, Dumlupınar'da, İnenü'de, Sakarya'da bu göklerde dalgalan bayrak, bu beş vakit ezan sesi ve Türkiye Cumhuriyeti devlet için can veren, kan veren tüm atalarımıza, şehitlerimize, gazilerimize, ve bu gibi değerlerimize borcu olduğunu bilen asil bir Türk evladı olarak çıkıyorum ve bulunuyorum. 77 milyon yüce Türk milletini temsil eden bir partinin tek merkez ve milli çatı partisi olan Atatürkçü Milliyetçi Hak ve Adalet Partisi HAP Genel Başkanı adı gibi Yiğit olan Yiğit Türk olarak çıkıyorum, bulunuyorum. Yüce Türk Milleti, Hak ve Adalet Partisi HAP Genel Başkanı Yiğit Türk olarak ben sizlere ne yapacağımızı değil, ne yapmak istediklerimi söylemek istiyorum. Çünkü ben dahil, benim halkım, vatandaşım yıllardır siyasilerin, politikacıların sonu gelmeyen eceklerinden, acaklarından, yalanlarından, dolanlarından bıktık. Ben sizlerin halkımın nasıl daha iyi insan gibi insan olarak yaşamasını istiyorum. Sizlere nasıl bir çağdaş modern, özgürlüklerin sınırsız olduğu bir ülkede yaşamayı hak ettiğinizi anlatmak istiyorum. Benim köylüm, çiftçim, esnafım, sanayicim, memurum, işçim, emeklim, dul ve yetimim, gazim, ay sununu dört gözle beklememeli. Alacağı parayı almadan önce nereye vereceğini de kara kara düşünmemeli. Benim gencim, gencim, öğrencim geleceğini karanlık görmemeli. Ana ve baba çocuklarının yarış atına çevirmemeli. Çocuklar çocukluklarını, gençler de gençliklerini yaşamalı. Üniversite kaygısı derdi olmalı, olmamalı. Okuldaki başarı notuna göre açıkta kalmayıp bir üniversite gireceğinden emin olmalı. İşsizlik ve gelecek güven korkusu olmamalı. Ve beyin göçü veren değil beyin göçü alan bir ülkede olmalı. Benim köylüm, benim çiftçim aracıya tefeci yem olmamalı. Kendi ürünü, kendi yetiştirmeli, kendi tarlasını, toprağını, kendi ekmeli, kaldırmalı, satmalı. Ürünü tarlada kalmamalı. Köylüme, çiftçime, üretene hak ettiği değer verilmeli. Hor görülmemeli. Saman ithal eden, hayvan ithal eden köylü değil, ihraç eden köylüm olmalı? Köylüm köyde şehir hayatını yaşamalı. Benim halkım Avrupa standartlarında da yaşamalı ve yaşamalı. Her türlü sosyal güvencesi ve özgürlüğü olmalı. Hiçbir yerde sıra ve kuyruk bek kuyrukta beklememeli. Modern ve çağdaş olmalı. Başka ülkelere ziyarete gidip gelme kayrol olmaktan çıkmalı. El kapılarında kul kul köle olmamalı. Yurdunda, yuvasında, evinde olmalı. Devlet anaya, devlet babaya sırtını dayamalı. Gelecekten içi rahat ve huzurlu olmalı. Devletine güvenmeli. Benim devletim halkına tüm kapılarını açmalı. Dertlerini dinlemeli, çözüm bulmalı. Bugün git, yarın gel dememeli. Benim esnafım, sanatkarım, çeki senedi, prim borcu derdi olmamalı. Her sabah kapısını zevkle açmalı kapısını ve akşamda bereket versin diye huzurla kapamalı, evine gitmeli. Faizsiz kredilerle desteklenmelidir. Mevcut vergi sistemi de Vergiler çok pahalıdır. Bağkur ve sigorta primleri hem yüksek hem de adaletsizdir. Bunlar halkın yatırımcının durumuna göre yeniden ayarlanmalı, düşürülmeli. Benim sanayicim, yatırımcım kendi ülkesine yatırım yapmalı, yerli sanayisini kalkındırmalı. Bunun için de devlet uzun vadeli faizsiz kredilerle, teşviklerle desteklemeli. Her türlü kolaylığı sağlamalı, korkusuzca da yatırım yapmalı. Turizm sektörünü canlandırmak ve geliştirmek için devlet teşvik ve faiz kredilerle desteklemeli. Her türlü kolaylığı yasal düzenlemeyi yapmalı. Yatak kapasitesini artırarak pansiyonculuğu geliştirmeli, desteklemelidir. Benim halkım her türlü eğitimi ücretsiz almalıdır. Modern, çağdaş, ileri dönük eğitim sistemine yer verilmelidir. Her türlü sağlık hizmetlerini ücretsiz bedava almalı, hastane kapılarında sürünmemeli, sıra beklememeli, en modern çağdaş cihazlarla teknolojiyle tüm devlet hastaneleri elden geçirilerek donatılmalı ve her türlü hizmetleri verir duruma getirilmeli. Hastanın acil kapılarında hasta çevrilmemeli. Benim doktorum hemşirem hastasına güler yüzle karşılamalı. Güler yüzle uğurlamalı. Hak ettiği ücreti de layıkıyla de almalı. Benim güvenlik kuvvetlerim, polisim, jandarma, mit personelim tüm özlük haklarını almalı. Lojmansız güvenlik kuvveti kalmamalı. Geçim sıkıntısı çekmemeli. Benim ordum Türk Silahlı Kuvvetleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri dostla güven, düşmana korku vermeli. İşte ve dışta her yerde düşmana, terörizme geçit vermemeli. Tüm komşularımızla ilişkilerimiz Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh güvenlik politikamızla komşularımızla iyi geçinmeliyiz. Barış ve güven içerisinde yaşamalı komşularımızla. Her türlü sınır ticaretini ihracatımızı arttırmalıyız. Terörün her türlüsünü de reddediyoruz. Kapalı kapılar arkasında parlamento dışında çatısı dışında her türlü kirli oyunları yürütülen açılımlar çözüm değildir. Bu açılımlar ülkeyi sıkıntıya bölmeye, parçalamaya, iş savaşa yönelik bir çalışmadır, açılımlardır. Kürdün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Abazan'ın, Boşlan, Manav'ın, Alevi'nin, Suni'nin sorunu iştir, açtır, ekmektir. Bu sorunları çözelim, çözemeyen açılımlar açılım değildir. Özellikle doğa yapısı nedeniyle işsizliği, mağduriyetin yoğun olduğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde devlet ana, devlet baba olarak her türlü tesis ve fabrikaları kurarak bu sorunun kökünden çözülmeli. Özelleştirme adı altında devletin ülkenin bekası tehlike altına sokulmuştur. Bazı enerji, haberleşme, ulaşım gibi kurumların özelleştirme bedelleri ödenerek tekret, tekrar devletleştirilerek devletin bekası güvence altına alınmalı. Özelleştirilen işletme ve tesislerin yerine daha modern, çağdaş teknik ve teknolojiyle donatılmış yeni tesis ve işletmeler yapılmalı. İş İstihdam, işsizlik çözülmeli. Benim halkım, gencim, kadınım refah huzur içinde yaşamalı. Ailesinde büyüyasının mutlu olmalı, yüzü gülmeli. Gelecekten ilgi ilgili derdi tası olmamalı, alım gücü yüksek olmalı. 25-30 yaşına gelmiş gençlerimizi ana baba eline bakan, muhtaç gençlikler yerine üretebilen, ekonomiye katkısı olan taze beyinli gençliğimize güvenmeli, iş vermeli, yönetimlerde ön sıralarda yer alınmalı. Kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız aile için şiddetinden her türlü saldırı ve tecavüzden korunmalı. Onlara iş, aş, ekmek ve devlet kadın sığınma evlerini tüm yurtta yaygınlaştırmalı. Devlet ana ve devlet babasının yanında ve arkasında olduğunu görmeli, güvenmeli. Her türlü doğaya, çevreye verilen tahribatların önü kesilmeli, korunmalı. Doğanın tüm güzellikleri halkın hizmetinde ücretsiz sunulmalı. Yüce Mevlam'ın Hayvanlar için benim sessiz kullarım dedi bu canlılara insan gibi insanca değer verilmeli. Sahip çıkmalı, koruma altına alınmalı. Her türlü bakım ve tedavi giderler devlet ücretsiz olarak karşılanmalı. Her il ve ilçede modern, çağdaş, teknolojiyle donatılmış hayvan bakım evleri yapılmalı. Bakıma muhtaç sokakta tek bir hayvan kalmamalı. Türkiye'mizin yedeği yoksa herkes her konuda ülkemize sahip çıkmalıyız. Her şeyden önce demokrat, çağdaş, modern, özgür, özgürlüklerin kısıtlanmadığı konuşabilen bir Türkiye'de yaşamalıyız. Yüce Türk milleti konuşmama burada son verirken yüzünüzden nur, aklınızdan ilim, kalbinizden Allah, dilinizden la ilahe illallah, gönlünüzden Resulullah sevgisi eksik olmasın. Amin saygılarımla. Yeşilsek Halk Akkaderat Partisi Genel Başkanı. Ee, oy pusulasının 6. sırasında yer alıyoruz. Yüce Türk milletini e, oy pusulasının 6. sırasında oy vermelerini eee istirham ediyoruz ve buradan sayın TRT Genel Müdürüne ve sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanına da çok çok teşekkür ediyorum. Ve çok güzel tarafsız bir şekilde seçimi yürütüyorlar. Kim ne derse desin. Ben ilk defa seçime giren bir parti olarak bunları gözümle yaşadım. Gerçekten tarafsız, ilkeli ee, hoşgörülü bir şekilde e, seçimi yürütüyorlar. Kendilerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerinin hepsini kutluyorum. TRT'nin de aynı şekilde e, bütün e, genel müdür başta olmak üzere diğer bütün arkadaşları da kutluyorum, tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.